Merhaba arkadaşlar. Bu videoda fonksiyonel programlamanın güçlü temsilcisi Lisp programlama dilinin kurulumu ve genel yapısını anlayabilmeniz için bazı örnekler göstereceğim. Lisp kurulumu için önce video açıklamasında paylaştığım linkten dosyayı indiriyoruz. Sıkıştırılmış dosyayı bir klasöre açtıktan sonra GCL267 uygulamasını çalıştırıyoruz. İlerle diyerek pencereleri peşi sıra takip ediyoruz. Masa üstünde kısa yol oluştur kısmını seçiyoruz. Kurulum tamamlanmıştır. Lisp konsol ekranını açtığımızda bu kısım yorumlama ve derleme ekranıdır aynı zamanda. Şöyle basit bir fonksiyon yazalım. Burada prefix bir yazım formatı görebiliriz. Fonksiyon tanımlamak için difan fonksiyonu kullanılır. Lisp programlama dilinde her şey fonksiyonlardan oluşur. Her açılan parantez kapatılmalıdır. Bunu yazıp enter tuşuna bastığımızda x2 y2 fonksiyonu tanıtılmış olacaktır. X2 y2 fonksiyonunu şu şekilde çağırabiliriz. Evet bu şekilde sonucu elde etmiş olacağız. Bu konsol ekranında kod yazmak zor gelebilir. Masa üstünde lisp uzantılı bir dosya oluşturalım. Program lisp ve içeriğine basit bir fonksiyon yazalım. Print fonksiyonu konsola ifade yazmak için kullanılır. Read fonksiyonu kullanıcıdan değer almak için kullanılır. List programı dilinde atom ve liste olarak iki veri türü vardır. Liste olmayan her ifade atom türü olarak kabul edilir. Bu yazdığımız dosyayı yüklemek için loot fonksiyonunu kullanıyoruz. Parametre olarak program lisp'in yolunu veriyoruz. Bu yüklenmiş oldum. Bu fonksiyonu çağırmak için bu şekilde x değerini bizden isteyecektir. Demin ki aynı değeri mesela girdik. Y değerini isteyecektir. Ve aynı sonucu elde etmiş olduk. Ama tabii ki bu Notepad kısmında kod yazmak daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. List dilinde if kontrolleri if isimli fonksiyon ile yapılır. Birden çok kontrol örneğin and fonksiyonu ile birleştirilebilir. Burada t true değeridir. nil ise hem false hem de null anlamına gelmektedir. If fonksiyonunun birinci parametresi kontrol kısmı, ikinci parametresi doğru olduğunda ne olacağı, üçüncü parametresinde ise yanlış olduğunda ne olacağı ifade eder. Şöyle bir fonksiyon yazdığımızı düşünelim. Lisp fonksiyonel programlama dilinde büyük küçük harf duyarlılığı yoktur. Yaş 18'den büyükse ve mesela buradaki senaryoda işte yaş 65'ten küçükse bu durumda ...true döndüreceğini söyleyebiliriz. Yani değilse de... ...false döndürecektir. Bunu tekrar yüklüyoruz. Ve... ...yetişkin bir fonksiyonunu çağıralım. Örneğin true değerini alırız. İşte... 15 gönderdiğimizde de false değeri bize e, dönecektir. Fonksiyonel programlamada döngüler aslında öz yenileme ile sağlanır. Tabi bunu arka planda yapar. Loop fonksiyonu döngü işlemlerini yürütür. Loop fonksiyonunun birinci parametresi hangi tür döngü olduğunu gösterir. For, While veya Until gibi farklı mantıkla çalışan döngüleri destekler. Örneğin for döngüsü kullanıp 1'den 10'a kadar konsola yazmak için şöyle bir fonksiyon tanımlayabiliriz. Artan isminde loop fonksiyonunu kullanıyoruz ve for döngüsü olduğunu belirtiyoruz. Bunu tekrar yüklediğimizde fonksiyonu çağıralım. Evet görüldüğü üzere birden ona kadar yazdı. En son false yazmasının nedeni döngü hangi değer olduğunda bitecektir. False olduğunda false olduğunda bu fonksiyon çıkmış oluyor. Dolayısıyla bir fonksiyonda en son e, ifade aslında bu fonksiyonu döndürdü. değerdir. dolayısıyla en sona da nil yazdığını görebiliriz. Faktöriyel hesabını yapan örneğin antil türünden bir döngüyle yazmak için bu şekilde bir kod yazabiliriz. set Q fonksiyonu aslında atama fonksiyonu gibi düşünülebilir. Bir değerini sonucu içerisine atıyor. Antil döngüsünü kullanıyoruz. Decrement f fonksiyonu ile x'in değerini 1 azaltıyoruz. Ve bu şekilde fonksiyon döngü antil döngüsü bittiğinde sonuç hesaplanmış olacaktır. Sonucu bu şekilde yazarak aslında bu e, faktöriyel fonksiyonun sonuç değerini döndürmesini sağlıyoruz. Bunu tekrar yüklediğimizde. Mesela 100 faktöriyel büyük bir değer aslında. Çok hızlı bir şekilde hesaplandığını görebiliriz. 1000 faktöriyel yine oldukça büyük bir değer ve çok hızlı bir şekilde hesaplıyor. 10.000 faktöriyel bile gerçekten büyük bir değerdir. Burada görebiliyoruz. Lisp dilinin çıkış tarihinin ne kadar eski ama güçlü özelliklerle çıktığını düşünürsek aslında neden bir anda ilgili zamanda yapay zeka diline dönüştüğünü açıklayabiliriz. Örneğin demin yazmış olduğumuz bu faktöriyel hesabında 10.000 faktöriyeli düşünelim. Aslında oldukça büyük bir sayı ama e, çok hızlı, anlık bir şekilde hesapladı. E, bunu aslında günümüz programlama dilleriyle bu hızda yapmak e, neredeyse mümkün değil. Evet bu videoda kısaca e, fonksiyonel bir Programlama dili olan farklı bir tasarım paradigmasında e, fonksiyonel bir programlama dili olan Lisp programlama dilinden nasıl kurulur ve nasıl e, kod yazılır bunu göstermeye çalıştım. E, bir başka videoda görüşmek dileğiyle.